annelik ve anne olmak ve eş olmak. Bunlar birbiriyle eş zamanlı olabilir mi? Yoksa biri birinin önüne çıkar mutlaka baskılar mı? Yani biz beylere sorulursa tabii iyi eş olmak daha önemli. Ama kadının doğasında olan o hormonlar, kadının o 28 günde bir hamileliğe hazırlanması tabii ki o annelik duygularını çok daha insana anımsattırıyor. Anne olunduğu zaman bir takım durumlar elbette değişebiliyor hakikaten. Evliliklerde işte biraz önce dedi eşi unutturuyor çocuk. Çünkü o bakıma muhtaç hali, o bebeğe verilen o özen, bebeğe verilen o bakım daha sonra büyüdükten sonra da devam ediyor tabii. Annelik daha ağır gibi görülüyor Zahideciğim. Ha, öyle bir söylediniz ki. Yani biz erkekler, ya erkekler olarak da. Siz erkekler olarak sorayım. Siz hangisini talep ediyorsunuz? Yani iyi bir anne evde görmek mi hoşunuza gidiyor? Annelik bir tarafa önce benim eşim olsun mu? Şimdi evleniyoruz. Evlendiğimiz zaman bütün duygularımız, bütün sevgimiz, her şeyimiz böyle inanılmaz coşkulu. Ama daha sonra eşimiz hamile kalıp doğum yaptığı andan itibaren doğal olarak eşimizin bütün ilgisi çocuğuna dönüyor. Haklı olarak dönmek de mecburiyetinde. Ama işte o dönemde karı koca arasında bir takım kopukluklar maalesef başlıyor. Bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Evliliğe profesyonel bir kurum olarak baktığımıza göre bunları bilerek davranmak son derece önemli aslında. Yani çocuk geldi, çocuğumuz doğdu, doğduktan sonra karı koca acaba biz ne şekilde birbirimize davranacağız? Bunları eğer bilirsek çok daha güzel bu sıkıntıları yaşamadan atlatabiliriz. Çok güzel bir şey söylediniz. Evliliğe profesyonel bir kurum. Yani evlilik bir kurum çünkü. Hani bir ilişki değil evlilik, bir kurum. Kurum olunca da bazı şeyleri göz ardı etmememiz lazım. Yani oradaki dengeleri koruyor olmamız lazım. Siz sabahleyin de söylediniz. Şimdi iki tane kadın doğurduğunda hormon var. Hani içgüdülerimiz dedi ya hanımefendi, iki tane hormonumuz var. Bir tanesi kadınların doğum sırasında rahimi kasan oksitosin dediğimiz hormon. İkincisi de sütü oluşturan prolaktin dediğimiz hormon. Ayrıca sütü göğüste prolaktin dediğimiz hormon süt oluşturuyor. Oksitosin de onun dışarı atılmasını sağlıyor. Yani bu iki hormon gebelik ve annelikle müthiş beraber gidiyor. Ve doğum sonrası da bunlar çok yüksek. Böyle olunca ne oluyor? Bir kere vücudumuzu bir bilelim, ne yapıyor vücudumuz? Böyle olunca ne oluyor? İlk önce kadının bir takım duyguları bastırılıyor. Mesela cinsel soğukluğun altında o ilk bir senede yatan en önemli sebep budur. Çünkü annenin bütün görevi bebeğine bakmak, onun canlı kalmasını sağlamak, onun büyümesini bir şekilde sağlayabilmek. O zaman ne oluyor tabii bu cinsel isteksizlikler, vücuttaki değişiklikler eşlerin böyle alınganlıklarına sebep olmaya başlıyor. Ay işte bana artık ilgi göstermiyor eşim gibi. İşte beni artık eskisi gibi sevmiyor gibi. Ve bu kopukluklar başlıyor. Şimdi erkekler bunu bilseler, bunun böyle bir süreç olduğunu bilseler aslında bunu yapmayacaklar. Çünkü düşünebiliyor musunuz, eve geliyorsunuz 3,5 saatte bir uyanan, 3,5 saatte bir doyurulmak mecburiyetinde olan bir bebek var. Altı değiştirilecek, gazı çıkarılacak, ateşine bakılacak. Bütün bunlar sağlanacak. Ardından da ben oturacağım, bir de kocama ilgi göstereceğim. Çok zor bir süreç bu. Bu böyle olduğu zaman tabii ne oluyor? Bir takım kopukluklar başlıyor. Profesyonel kurum dedik. Hakikaten kurumlar sıkıcıdır. Yani evlilikte profesyonel bir kurum sıkıcı değil ama kurallar bayağı önemli, ciddi kurallar var. Bu kurallara riayet ederek bu süreci atlatabilmek gerçekten erkeğin kadını birazcık tanımasıyla ancak anlaşılabilir. Öbür türlü çok zordur. Biz bunu elimizde olmadan yapıyoruz o zaman. Yani evladımız doğduğu zaman dünya bir yana, o bir yana. İçgüdülerimiz bunu ve hormonlarımız bunu sağlıyor. Bu sırada biz peki erkeğe ne söylemeliyiz? Doğru cümleleri belki kurmak mı? Onun bizi daha kolay anlamasını sağlar mı? Kesinlikle. O dönem kadının tek istediği ilgidir. Yani kalkıp çocuğa sen bak et, işte sabaha karşı sen uyan değildir. Zaten çocuk anne çocuğunu bırakmaz. Ben bunu kendi pratiğimden biliyorum. Bana gelen danışanlarım, aman doktor benim 2 yaşında bebeğim var, sakın ha bana uyutacak ilaç verme falan. Yani öyle bir korku hissederler ki. Burada yapılabilecek en önemli şey şu. O dönem içinde erkeğin karısına ilgisini esirgememesi.
onu beğendiğini hissettirmesi. Çünkü vücudu bozulmuş olan bir hanım var, yeni doğum yaptı. Bu da onu çok etkiliyor, buna da üzülüyor kişi. İlgisini esirgemeyecek. Zaten başka da ne için yaşıyoruz yani Zahide'ciğim? Yani hocam öyle güzel anlatıyorsun. Şöyle erkekler olsa da hep bizi anlasa, dinlese, dokunsa, sevse gerçekten. Şimdi çok özür dilerim, bir kadın yönünü demin şu hormonlardan biraz daha söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli. Bu bebeği emziriyor anne. Şimdi şöyle düşünün, hamile yeni doğum yapmış bir anne bebeğini emzirirken, o bebek dişlerini geçirdiğinde, o göğüs yarayken emdiğinde ona dayanabiliyor. Hamile olmamış bir anneye verirseniz asla dayanamaz. Çünkü vücut kendini koruyor. Anneyi bir yerde uyuşturuyor bir miktar. Yani onu öyle bir maddeler veriyor ki anne her türlü acıya dayanabilecek hale geliyor. Aynı şekilde doğumun acısına da. Şimdi böyle duyguları, hisleri uyuşturulmuş bir annenin cinsel olarak dokunduğunuzda hissettiği de çok farklı. Yani siz buraya lokal anestezi yapın, anestezi uyuşturun, burayı keseceğim diye. Sonra da burayı okşayın bakalım ne hissediyor, hiçbir şey hissetmiyor. Şimdi böyle söyleyince çok güzel ama bir erkek, ha tamam doğum yaptın, ben ne olacağım? Benimle kimse i̇şte ilgilenmiyor. İşte onun için erkeklerin anlaması lazım, onu, oraya geliyoruz. Bu evde her şey bebeğe döndü. Bu kadın bana ne ilgi gösteriyor, ne eskisi gibi bakmıyor, dokunmuyor, yanıma gelmiyor. Ben ne yapacağım kardeşim diye düşünebiliyor. Tabii bir de eşin belki annesi de yanında. Evde kalabalık evde da var. Evde iki kadın. Tabii bu sefer itilmiş gibi hissediyorum kendimi. Odama kapanıyorum, televizyon. İşte zaten diyorum işte o çocuğu ve annesiyle yaşıyor. Bana artık hiç ihtiyaç kalmadı. Hatta bunun için çok enteresandır. Bebek olduktan sonraki ilk iki yılda kocalar çok para kazanır. Eve gelmemek için. Çok yani kendini fazla, tamamen işe daha fazla hasta verin bana. Daha fazla işte ne bileyim tekstil ürünü satayım falan gibi. Ama işte o dönemi zaten diyoruz ya baba olmak için bir 6 ay gerekiyor. Doğumdan sonra 6 ay. Yani anne doğumla anne oluyor içgüdüsel olarak ama baba olmak için en az 6 ay, gerekiyor. Çünkü çocuğa verdiğinin karşılığını alamadığını görünce baba... Ya diyor ne yapacağız hani çünkü çocuk zavallı hani orada bir otistik bir hayat içinde yani göremiyor tabii, edemiyor anne falan. Anne olmasa çaresiz. Ama o anne öyle değil ki onu alıyor işte göğsünde süt kistleri olabiliyor ateşleniyor. Bir yani çok ağır süreçler bunlar. Hatta işte doğumla birlikte kadının yüzü bile değişir. Evet. Annelik maskesi oluşur. Korkunç bir şey yani. Korkunç doğumdan şey, önce doğumdan önceki yüzle doğumdan sonraki yüz farklıdır. Yani annelik hoş evet. Güzelliği tabii çok yani ötesine, anne yüzüdür. Anne yüzüdür. Anne bizim yüzü. Kitaplarımızda vardır. Yani bayağı kadın doğum kitaplarında annelik yüzü diye bir yüz tarif edilir ve resmi vardır yani. Babalık yüzü yok. Babalık yüzü yoktur.